bir savaş geldiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü ulus devletlerle küreselcilerin savaştığı, çarpıştığı, kıran kırana bir mücadelede ve virüsün de bir silah olarak kullanıldığı, ekonomileri ele geçirmek için kullanıldığı bir mücadelede ulus devletlerin çıkış kapısı ancak bir savaş olarak karşımıza çıkar ve muhtemelen bu bir dünya savaşına evrilebilecek bir çatışma olarak karşımıza çıkıyor. Ne alacaksın? Ulus devletler... Tamam işte şu aileler, ekonomik gücü olan işte belli isimler var falan ama karşında bir devlet şeklinde görünmüyor bu. Devlet nasıl çıkacak? Yani şöyle söyleyeyim, bakın Rusya... Bir devlet, tek bir devlet kurulacak, onunla mı savaşacak ulus devletler? Şimdi hayır, şunu demek istiyorum. Ya, bütün bu küresel sistem şu anda böyle giderse tezgahını kurdu ve bütün piyasalara hakim olacak demektir. Böyle giderse bu virüsü de kullanarak ve biz bambaşka bir dünya tarafından yönetileceğiz. Hocamın dediği çok doğru. Dijital bir insan modeline doğru gidiyoruz. Artık bununla birlikte dinsel anlayış tamamen eski geleneksel dinler çöküyor. Bunun yerine tanrı insan modeli, yani Friedrich Nietzsche'nin dediği gibi, yani böyle bir üst insan modeli Hitler'in de uygulamaya çalıştığı ama eşitsizlik. Uygulayamadı. Tabii biyolojik eşitsizlik. Irk ayrımı artık robot burada... Robot devleti, devam. Tabii Neom da bunun bir parçası. Artık şöyle bir şey, siz eğer paranız varsa kendinizi modifiye edeceksiniz. Bakın çocuğun ayakkabı numarasından tutun da, ileride ne olacağından tutun, IQ seviyesi, müziğe mi eğilimli olacak, sanata mı, matematiğe mi eğilimli olacak, bütün bunlar. Ayrıca bununla birlikte... Cinsiyetini zaten yapabiliyoruz. Bunların hepsine siz daha anne karnında karar verebiliyorsunuz. Son teknoloji dolayısıyla. Hepsine. Sarışın mı olacak, mavi gözlü mü olacak, bunların hepsine karar verebiliyorsunuz. Londra'da bu konuda bir klinik var. 188 bin poundunuz varsa yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Şimdi bu böyle bir... Küçük bebek. Küçük bebek ya, yoksa cinsiyetini mi? Angelina Jolie var ya, Hollywood yıldızı, gitti. Sol tarafta genetik mühendisleri, kan, idrar, dışkı. Sağ tarafta tıp mühendisleri. Efendim algoritmalar. Kadına dediler ki %77 meme kanser. Ben buna ne peki diyorum? Hocam, buna İslam ne diyor? Efendim? Yani İslam hani ayetlerle ben istediğime bunu veririm, istediğime erkek Yüce Kur'an'da veririm, zaten istediğime haber vermem veriyor. Derken İslam... Tabii tanrıcılık bunu... oynanacağını Yüce Kur'an haber veriyor. Haber veriyor zaten. Şöyle söyleyeyim mi? Hani mümkün dedin ya, o yüzden dedim. Mümkün. Mümkün. Yani bu oldu zaten. CRISPR Cas9 diye bir şey var. DNA'nın ön arkasını kesip yeni... Şunu şöyle düşün. Evet, özür dilerim. Estağfurullah. Bu şey anlamında da hani... İslam ne diyor derken, bu mümkündü de mümkün. Yapıldı anlamında. Atak, CRISPR 9 var. Tanrı geni derler buna. Hı hı. Yaklaşık 9-10 yıldır var. Şu anda çok basit bir misal vereyim. Evet. Şu anda yediğimiz karpuzların %80'i kabağa aşılanmış karpuzdur. Çok basiti indirgiyorum. CRISPR 9 ile DNA'nın önüne arkasına ki önün arkasına eklemeler, çıkarmalar yapıyorlar. Kardeşimin dediği, sen sarı, mavi gözlü bir çocuk mu istiyorsun? Genler ona göre. Efendim uzun boylu mu? Matematikçi mi? Müzisyen mi? Bunlar yapılabiliyor. Yapılabiliyor bunlar zaten. Şu anda bunlar yapılıyor da. Yapılıyor bile. Yani bu bir para meselesi. Şimdi evet. Şunu söyleyeyim. Benim sormak istediğim şu. Şimdi hemen şey yazacaklar. Yobaz girdi araya bilmem ne falan. Mantık olarak şunu soruyorum. Şimdi elhamdülillah Müslümanım. Müslümanız. Dinde, hani İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de de Allah diyor ki ben istediğime veririm, istediğime vermem, istediğime çip veririm, istediğime tek veririm. Hani çocuk da vermeyebilirim anlamında bazı şeyler, o gücünün, kudretinin sembolünden bahsediyor. Ama hani burada şu da mı var o zaman? İleride bilimsel olarak gelişmelerle siz bu çocuklara da müdahale edebilirsinizin karşılığı var mı İslam'da? Hayır. Şu ya izin mi anlamında mı soruyorsunuz? İzin ya da izin anlamında mı soruyorsunuz? Gelişmelerle izin anlamında mı? Yani Allah olarak... bize buna izin veriyor mu? Yani hı-hı. Bu bizde şey mi? Helal mi? Onu mu soruyorsunuz? Ha. Bunu mu soruyorsunuz? Ya aslında helal haram değil. Şöyle ben anladım. Bakın. İslam buna izin vermez. Bu genetik oynamaya izin vermez. Ama bir şeyin altını çizelim. Genetik oynamadan bahsetmiyorum hocam. Yani sıfırdan bu çocuğa siz belli işte şeylerle çocuk doğurtturabiliyorsunuz. Hayır, ama işte bu ancak genetik bir DNA ile olur. Başka türlü olmaz zaten. Hmm. Bunun kökeni bu. İşte burada olay şu. Olay şu. Buna İslam izin vermiyor genetik oynamaya. Gıdada da izin vermiyor. Gıdada bugün izin. GDO'lu o, insanlığı mahveden kökeni bu. Genetik oynama derken insanlar bunu yapıyor. Genetik oynayarak bir şeyler yapmaya, değiştirmeye çalışıyorlar ama sıfırdan ben bir şeyler yaparak çocuk doğurtturabilecek hale getirebilirimin sorusunu sordum. Tabii, yapılabilir mi böyle bir şey? Tanrıcılık oynanıyor. Onu, çünkü bu adamlar, bakınız bu adamlar
İblisin soytarıları. Tamam, ondan şüphe Kur'an'da yok. İblis, şüphe yok. İblis Allah hikayesi biliyorsunuz. Ha. İşte bu anlamda bugün insan genomu tamamen çözülmüş vaziyette. Bunu şeytanın adına kullandığınızda ki kullanıyorlar. Peki ruha nasıl cevap veriyorlar o zaman? Ruha cevap veremezler. Zaten ruhu öldürmek istiyorlar. Biraz önce söylediğimiz insanlar zihnen... Hani bu genetikle oynanan bir şey de tamam, yeni bir şey üretilebiliyor diyoruz. Çünkü genetiğiyle oynanıyor. Ama sıfırdan bir şeyin Allah izin vermezse böyle bir şey mümkün değildir ki. Şimdi bak, ruhu nasıl... Şimdi Allah'ın verdiği... Yeni bir çocuğu nasıl... Allah'ın verdiği bir hücre yapısı var mı? Var. Tamam. Bir gen var mı? Var. DNA var mı? Var. Bununla oynayarak yapıyor adam. Ya olanı oynuyor, oynayarak olan. Yapıyor. Sıfırdan yapması ama mümkün değil. Olan, ama zaten olanı oynamak yetiyor zaten. Hayır, biraz önce hocam şey dedi ya, istediği gibi çocuğu olmuyor bunun. Oluyor işte, istediği gibi rengini, şeyini... Yapabiliyor, evet. Genetik oynama. Tabii, genetik oynama. Sıfırdan bir şey üretme anlamında değil. Ama bu genetik oynama zaten. Tamam, orada sorun yok hocam. Ya evet, bu genetik oynama. Yani şu genin üzerinde bunun öncesinde oynuyor. Ancak sıfırdan dediğimiz şöyle bir şey. Şimdi bu daha kök hücre dediğimiz bir... şey var, bir operasyon var, kök hücre nakli oluyor vesaire. Şimdi bu daha kök hücrelerden başlayabilecek ve oynamayla çocuğun her şeyini değiştirebilirsiniz. Boy yapısını vesaire. Bunlar tabii dini olarak, geleneksel din fikriyatından baktığımızda hepsi yasaktır. Bunlar çünkü bakın Nuh tufanının gerekçeler arasında bunlar da sayılabilir. Sapkınlıklar da bana giriyor. Yasak. Cinsel... Niye? Siz bu müdahaleyi yaptığınız zaman neler oluşur biliyor musunuz yeryüzünde? Bir kas sınıfı oluşturursunuz. Tabii. Bu kas sınıfı sınıf çatışmasına sebep olur. Ama bunun kökenleri Sparta'ya kadar gider. Tabii oraya kadar gider. Çünkü orada ilk defa yapılmıştı. Tabii. Yani sağlıksız çocukları öldürüyorlardı. Bebekleri öldürüyorlardı Spartalılar. Şimdi bakın bu sınıf çatışmasıyla birlikte şöyle... Fakir olan zengine imrenecek. Çünkü zenginler nasıl karşımıza çıkacak artık? En güzel kız çocukları, kızlar, yetişkin insanlar, zenginlerin çocukları. Fiziksel olarak konuşuyorum. En yakışıklı erkekler zenginler. Diğerleri paraları yok, vücutları modifiye edilmemiş. Onlar da fakirler. Böyle bir sınıfsallık içerisinde dünyanın gerçekten huzur içerisinde olduğunu düşünmemiz mümkün mü? Kaos, hayır. Kaos tabii daha ki fazla mi? Olacak. Tabii ki. Ve kaldı ki o kuantum mürekkeple gençler kısırlaştıracaklar zaten adamlar şey var, robotlar. Kaldı ki evet. Ki son durumda zaten şu an Güney Kore'de miydi? O şarkıcıları intihar ediyor. Kız mı erkek mi belli değil. O onlar dört intihar ediyor. Kısırlaştırma da geliyor. Kısırlaştırma zaten şöyle. GDO ile birlikte biz zaten bizim sperm hücreleri erkeklerin erkeklik zaten... Erkeklik bitmiş vaziyette. Yani, sperm hücreleri zaten şu anda azaldı şey olarak. Yani doğurganlığı sağlaması azaldı sperm hücrelerin. Bütün dünyada böyle. 70 milyon ölçeğine indi. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Buradan anladığımız şey şu. Şimdi ilerideki bu düşünülen din de İnsanların kendisini tanrısal ilan etmesi diyoruz ya, şimdi genetiğiyle oynanmış bir insan modeli ortaya çıktığı zaman şöyle bir bakacak kendine. Beni kim var etti? Makine var etti. Tabii, kim tabii. Var İstediğim etti? Gibi de oldu. Beni kim var etti? Diyecek. İnsan aklı var etti. Tanrı kim? İnsan aklı. Ama ondan da daha ötesi, yapay zeka işi alırsa yapay zeka. Sonra ben. Niye? Yapay zekayı da ben var ettim. Hocamın dediği işte o New Age tarikatları bunun yolunu açtı. Egoizmi beslediler. Dikkat edin, hep aydınlanacağız. Ruhsal tabii. Olarak şifa gelişiyoruz. Kibirdir hep yani. Nereyedir? Kibir. Ama yine şeytani şeyler, sıfatlar bunlar. Kibir, ego. Bakın, dünyada iki şeyi tam anlamadan bugün anlayamayız. Birisi dinler tarihi. Yani ezoterizm. Hı hı. Yani panteizm, kabala, Hint mistizmi, Yahudi mistizmi. Bunları anlamadan Yunan mistizmi. Anlamadan bugün arayamaz. İki, parayı anlamadan. Mesela parayı Lidyalılar buldu M.Ö. 600'de. Para sadece cansız bir varlık değildir. İşte altın, gümüş, banknot, şimdi de paranın üçüncü türünü sanalı, gözle göremeyeceğimiz. Yani bir aklımızı server'a emanet etmek istiyorlar. Ama para enerjidir. Para girdiği toplumların sosyal, siyasi, iktisadi, dini yapılarını değiştirir. Misal, hani bir türkülerimiz vardır. Karun kadar zengin olsan Leyli Leyli. Karun, Lidya'daki bu şehir devleti, Karun oradandır. Bizim insanımız onu Müslümanlarda falan zannediyor. Hayır, Lidya, Karun. Sonra Perslere kafa tuttu, Persler onları tuzla buz etti. Orada bir şey var. Lidya parayı bulduğunda
insan hayatına iki tane çirkin şeyi meşrulaştırdılar. Birisi onların Agora denen pazar yerinin yanına genel evrar açıldı. Yanına da kumarhaneler açıldı. Paranın bulunması ile birlikte fahişelik ve kumar legal hale geldi. Çünkü Agora'da alışveriş yapanlar, ki kimseyi tabii suçlamak için falan söylemiyorum. Ben Herodot'tan aktarıyorum, yani tarihte var bu. Şimdi Yunan kültüründe, bugün de bizim Türk kültürüne farklı olarak, biz Türklerde evleneceğimizde erkek bu işin yükün altına ciddi şekilde girer. Doğru. Yunan kültüründe ise kız çocukları olanlar bu yükün altına girer. Çünkü Lidya kültüründe, Yunan şehir devlet kültüründe kadının istediği ile evlenebilmesinin yegane yolu kendisinin para biriktirmesiydi. Altın sikke biriktirmesiydi. Bunun yolu da legal hale getirilerek genel evlerde para biriktirebiliyordu. Meşruydu bu.